Hoş geldiniz Leyla Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Birkaç hafta ses çıkmayınca merak ettim sizi. Rahatsızım biraz, pek çıkmadım evden. Solgun görünüyorsunuz. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok, bir şey yok. İyiyim ben. Yorgunluk, stres o kadar. Sizde ne var ne yok? Görüşünce anlatırım dediğinize göre önemli gelişmeler var. Sinan şirketi nihayet tasfiye mi etti? Maalesef etmedi. Bu gidişle de etmez. Niye? İşleri yoluna koydu çünkü. Anlamadım. Piyangodan para falan mı çıktı? Dünya kadar borçla nasıl çıktı o bataktan? Vallahi çıktı. Nasıl? Ailece babadan kalan mirazı teminat gösterdiler. Bankalar da verdi krediyi. Bir dakika. Babadan kalan mirası mı teminat gösterdiler? Evet. Yani Meriç'in hakkını da. Hı hı. Mahkeme ne oldu? Hani Meriç miras paylaşımı için... Oho! Davasını geri çekti. Çok oldu çekeli. Vallahi Sinan Bey'in itibarı çok sağlanmış Leyla Hanım. Alacaklılar bile teminatı görünce... Sinan Bey'i kaybetmeyelim, daha onunla çok iş yaparız diye... kendileri önerdiler borçları ertelemeyi. Yani işler tıkırında. Allah Allah. Necdet Bey, emin misiniz? Bir tezgah yok yani bunun arkasında. Ne tezgah olacak Leyla Hanım? Sinan Bey'in hiç de küçümsenmeyecek bir hatırı var piyasada. Para akışı da sağlanınca inşaatlar kaldığı yerden devam etti. İnanamıyorum. Yeni ihalelere bile girmeye niyeti var. Ne? Olan bana oldu yani, desenize. Anlamadım. Boş verin, neyse. Teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Benim vaktim yok, sonra görüşürüz. Leyla Hanım. Evet. Bir anlaşmamız vardı sizinle. O kadar bilgi getirdim size. İyi de getirdiğiniz bilgiler bana hiçbir şey kazandırmadı Necdet Bey. Ben ne yapabilirim ki? Ne olduysa onu anlattım size. Benden bugüne kadar aldığınızla yetineceksiniz artık. Bakın Leyla Hanım. Benim kaybedecek bir şeyim yok Necdet Bey. Ben her şeyimi kaybetmişim zaten. Ama Sinan sizin muhbir olduğunuzu öğrenirse kendinize yeni bir iş ararsınız. Bilmem anlatabildim mi?